Değerli katılımcılar, ben de sizlere kısaca superior labrum anterior posterior lezyonlarından bahsetmeye çalışacağım. Her ne kadar daha önce tanımlanmış olsa da bir 3-4 yıl kadar önce hem kolay olması, anlaşılabilir olması hem de tedaviyi yönlendirmesi açısından Snyder'ın yaptığı sınıflamayı kullanıyoruz slap lezyonlarına yaklaşımda. Burada 4 tipi var. Tip 1'de sadece dejenerasyon görüyoruz. Bir instabilite ayrılma yok. Tip 2'de bisprolabral komplekste bir ayrılma görüyoruz superior glenoid'den. Tip 3'te bisprolabral komplekste kova sapı yırtık ve tip 4'te biseps tendonun içine uzanan kova sapı yırtık var. Şimdi burada patolojiyi ilk önce bahsetmeden önce normal anatomiyi anlatmakta fayda var. Burada belli başlı bazı anterior superior labrum varyasyonları var. Bunlar normal anatomik varyasyonlar. Toplumda belli ölçüde görülebilen varyasyonlar. Anterior superior labrum zaten omuza yandan baktığınız zaman ekvator seviyesinin üstündeki boşluklar genelde varyasyon oluyor. Bunları patolojik olarak kabul etmemek lazım. Bu şekilde superior sublabral recess, sublabral foramen ve anterior superior labrumun eksik olmasıyla beraber, ageneziyle beraber kalın kort şeklinde orta glenomer ligamanı gördüğümüz bu Ford kompleksi buradaki anatomik varyasyonlarımız. Bunlardan ikisi superior labrum tip 2 lezyonlarıyla alakalı. Bunlardan bahsedeceğiz. Tanıda MR ve hikaye önemli. Klinikte de O'Brien testi kullanıyoruz. Omuz 90 derece fleksiyonda ve maksimum iç rotasyonda, adüksiyondayken tam pronasyonda ağrı olup tam süpinasyonda ağrı olmaması bize slap lezyonunu düşündürüyor. Peki lezyonlara yaklaşımımız nasıl olacak? Tip 1 lezyonda sadece debride etmek yeterli. Çünkü burada dejeneratif bir süreç var ve eklem içine belki deplase olan bir parça olmasa da bir miktar buradaki dejenere kısımları radyo frekans veya shaver'la debride etmek yeterli oluyor. Tip 3'te bir kova sapı yırtık var. Burada biseps tendonun içine uzanmıyor. Sadece superior labrumda görülüyor. Bu şekilde eklem içine uzanan ayrı bir kova sapı yırtık, menisküs yırtığı gibi eklem içine uzanan deplase olan parçayı küçük de bir miktarda olduğu için çok tamir edilecek gibi de değil. Genelde beyaz beyaz bölgedeki bir menisküs yırtığı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde stabil bir hale getiriyoruz. Daha sonra superior labrumu yine muayene etmek lazım. Genelde aşağıda gördüğünüz gibi stabil bir bisprolabral kompleks karşımıza çıkıyor. Şimdi tip 4 lezyonlarda da genellikle %25'in altında bir şeyi içeriyorsa, biseps tendonun içine doğru uzanan bir kova sapı yırtık. Burada eksizyon yapabiliriz ama %25'in üstündeyse burada genellikle tamir yapmak gerekiyor. Üst tarafta susuz ekleme giriş artroskopisini gördünüz. Alt tarafta biraz daha ilerisi artroskopik görüntünün. Bu şekilde eklem içine deplase olmuş instabil bir parçayı eklem içine kaçan kısmını tabii ki debride ediyoruz. Ki eklem açısına girecek bir şey kalmasın. Aynı bir menisküs yırtığına yaklaşım gibi. Daha sonra mutlaka bisprolabral kompleksi muayene etmek lazım. Bakın bu vakada gördüğünüz gibi instabil duruyor. Ve burada subkondral kemiği görüyorsak burayı instabil şekilde bırakmamak lazım. Tamir etmek lazım. Peki superior labrum anterior posterior lezyonların tanısı bu şekilde artroskopik konuyor bize. Klinik ve görüntüleme tetikleri biraz şüphelendiriyor ama mutlaka eklem içi muayene etmek lazım. Burada anterior superior labrumu probe'la muayene edip aşağıdan subkondral kemiği görebiliyorsak kıkırdak yüzeyi görmek normal oluyor zaten. Orada bir miktar boşluk oluyor. Bu şekilde O'Brien testini ameliyat içinde de tekrarlayabilirsiniz. Burada anterior superior labrum ve bisprolabral kompleks instabilse görüyorsunuz bakın. O'Brien'deki bir manevra yaptığımız zaman deplase oluyorsa buna superior labrum lezyonu diyebiliyoruz. Daha sonra tamir hazırlığı başlıyor. Tamir hazırlığında en önemli şeylerden birisi doğru portal yerleşimi. Burada standart anteriorda kullandığımız standart portale ek olarak bir çalışma portali ekliyoruz. Bu çalışma portali de mümkün olduğu kadar lateralde ve superiorda oluyor. Genellikle supraspinatusun başlangıç yerine yakın oluyor. Bir miktar kasının içine de girmek gerekebiliyor bazen açıyı doğru ayarlamak için. Orada supraspinatus tendonunun başlangıç bölgesi olduğu için bir bistüriyle içeriye girmek daha iyi bir fikir. Daha sonra bir switching stickle eklemin içine doğru yerde olduğunuza emin olup daha sonra kanülün üstünden switching stickin üstünden kanülünüzü gönderebiliyorsunuz. Bakın aşağıda aksesuar portal, yukarıda
çalışma portalımız, anterosüpürolateral portalımız. Daha sonra standart olarak uyguladığımız şey, her yumuşak doku, kemik iyileşmesini beklediğimiz ameliyatta yaptığımız gibi kemik debridmanı. Burada dekortikasyona çok gerek yok. Sadece yumuşak dokunun temizlenmesi yeterli. Footprint gördüğünüz gibi yaklaşık 1 santim kadar genişlikte. Burada footprint'i mümkün olduğu kadar lateraline ama kıkırdak dokunun içine penetre olmadan, orada bir kıkırdak hasarı oluşturmamak için bu şekilde davranmak lazım. Fazla lateral yerleştirdiğimiz zaman ankoru bu şekilde kıkırdağı kaldırabiliyor. Onun için mümkün olduğu kadar lateralize ama kıkırdak dokunun kıkırdak dokuyu kaldırmayacak kadar yerleşim yapılıyor. Burada mümkün olduğu kadar lateral yerleştirilmiş bir sütür ankor. Az önce bahsettiğim gibi biraz fazla lateralize olursak, özellikle pilot delik açıyorsak yerleştireceğimiz ankora bu şekilde kıkırdak lezyonları ortaya çıkabiliyor. Peki nasıl bir teknik uyguluyoruz? Burada aslında ilk önce çalışacağımız yeri görmek için temizliyoruz, debride ediyoruz. Daha sonra oradaki footprint'imizi ortaya çıkarınca mümkün olduğu kadar lateralde kalarak ama kıkırdağa hasar vermemeye çalışarak kemiğe mümkün olduğu kadar dik yerleştiriyoruz ankorumuzu. Daha sonra çalışma portalinden sütür geçiricimizi yollayıp aksesuar portalden alıyoruz. Daha sonra kullanmadığımız sütürleri aksesuar portale taşıyoruz ve buradan sipto-labral kompleksin posteriörü bağlanmış oluyor. Daha sonra direkt yukarıdaki kanülden iplerimizin tek bacağını alıyoruz. Bu sefer de sipto-labral kompleksin anteriöründen geçiriyoruz sütür lasso ile ve burada da sipto-labral kompleksin anteriöründen düğüm atılmış oluyor. Yani bir tane posteriörde, bir tane anteriörde fiksasyon noktamız oluyor. Bazı durumlarda superior labrum anteroposterior lezyonu biraz posteriöre doğru yerleşimli olabiliyor. Her zaman anteriörde olmuyor yerleşimi veya her zaman anteriörden ulaşamayabiliyoruz. Böyle durumlarda Wilmington portali, yani rotator manşetin içinden geçen bir portal kullanıyoruz. Bunu yine eklem için artroskopik olarak görerek outside'in tekniğiyle yapıyoruz. İlk önce yine switching stick yerleştiriyoruz. Switching stick üzerinden kanülümüzü yerleştiriyoruz. Böyle bir pozisyonda direkt karşıdan bakın, biraz daha posteriörü ankor yerleştirme şansınız oluyor. Yani superior labrumun posteriörüne kadar bölgeye rahatlıkla mümkün olduğu kadar dik açıda ankor yerleştirme şansımız oluyor. Ankorunuzu yerleştirdikten sonra isterseniz bu bölgeden çalışmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz de iplerinizi taşıyıp anteriörden az önce bahsettiğimiz şekilde standart tekniği uygulamaya devam edebilirsiniz. İplerimizi lateral portalde kontrol ediyoruz sağlamlığını. Daha sonra dediğim gibi aksesuar portaya taşıyıp buradan standart tamire devam edebiliriz. Diğer bir teknikte de bu şekilde ilk önce glenoid superiorunu debride ediyoruz. Yumuşak doku kemik iyileşmesini maksimize etmek için. Bunu genellikle aksesuar portalden yapmak daha mantıklı oluyor. Açınız biraz daha uygun oluyor shaver'ın girmesi için. Daha sonra az önce bahsettiğimiz çalışma portalımızdan, anterosüpürolateral portal, mümkün olduğu kadar yukarıda ve lateralize olmuş şekilde kemiğe dik sütür ankorumuz için delik açıyoruz. Burada yine dikkat edilmesi gereken husus, mümkün olduğu kadar lateralize olmak. Burada bakın eklem içindeki sıvı kesilmiş. Bu şekilde kıkırdağa herhangi bir hasar vermediğimizden emin olmakta fayda var. Mümkün olduğu kadar gördünüz bakın hemen kıkırdak sınırın medialine yerleştirilmiş bir sütür ankor. Daha sonra yukarıda az önce bahsedilen nevi hasar portalini kullanarak buradan labrumun içinden geçmek istediğiniz noktadan bir taşıyıcı ip alıyoruz aksesuar portalimize. Daha sonra iğnemizi çekiyoruz. İplerimizden birisini aksesuar portalı alıp yüklüyoruz. Yukarıya doğru taşırken o bölge biraz sıkışık olduğu için yukarıda bir açık ağzı yakalayıcıyla tutmakta fayda var. Yukarıya bakın ip çıktı. Onu da oradan kaçırmadan ucunu çalışma portalinden geri alıyoruz. Şimdi burada tamir yaparken az önceki teknikte olduğu gibi teker teker basit düğüm atmayı da seçebilirsiniz veya aynı renkteki ankordan çıkan ipleri birer birer geçirip matris tamiri yapmayı da düşünebilirsiniz. Bu tamamen cerrahın tercihi. Burada bakın aynı renkte İki tane sütürün bacağı geçirilmiş. Burada matris tamir. Bu şekilde
tamamlanıyor. Bu tamamen cerrahın tercihi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.